hizmet veriyor. Kauçuk sektörü mensupları çok değişik problemlerle karşılaşabiliyor. Conta üreticisiyim. Ürettiğim contalar beyazlıyor diye şikayet geliyor. Ne yapmam lazım? Ürettiğimiz parçada istenilen test değerlerini yakalıyor, testlerden başarıyla geçiyor. Fakat fiyatlarımız yüksek geldiğinden teklifler bizde kalmıyor. Ham madde ve işçilik maliyetlerimizi nasıl düşürebiliriz? Üretimlerinizde bu tür sorunlarla karşılaşıyorsanız Kauçuk Derneği size kurslarla yardımcı olmaya hazır. Derneğimizin düzenlemiş olduğu ilaç temel teknolojisi 1, 2 ve 3 kursları derneğimizin kuruluş yılı olan 1988 yılından bu yana devam etmekte. Bu eğitimlere sektörde bu konuya ilgi duyan, kendini geliştirmek isteyen, firmalarda çalışan, her aşamada görev yapan insanlar katılabiliyorlar. Derneğimize başvurdukları takdirde kendilerine bu konuyla ilgili, eğitimlerle ilgili bilgileri veriyoruz. Ayrıca web sitemizde yer almakta bu konuyla ilgili bilgi. Yeterli katılım sağlandığı zaman bu kursları açıyoruz. Bununla ilgili olarak kendilerine kurs sonunda katılım belgeleri veriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Kendini geliştirmek isteyen sektör mensuplarını bekliyoruz. Kauçuk Derneği'nin yapmış olduğu elastomer teknolojisi bir seminerine katıldık. Değerli hocalarımızdan aldığımız eğitimlerden çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. Ve dolgu maddelerini 3 ana sınıfa ayırabiliriz. Bunlardan birincisi aktif dolgu maddeleri karışımın güçlendirme amacıyla kullanılır. İkincisi yarı aktif dolgu maddeleri kısmen güçlendirici etkiye sahiptirler. Üçüncüsü de inaktif dolgu maddeleridir. Bunların güçlendirici özelliği yoktur. Karışımı sadece ucuzlatmak ve farklı renkler katmak için kullanılabilirler. Türkiye'de kauçuk sektöründe çalışan insanların tamamı gerekli eğitimi alarak sektöre gelmiş değiller. Bir takım teknik eksiklikleri var her sektörde olduğu gibi. Kauçuk Derneği aracılığıyla verilen elastomer teknolojisi eğitimleriyle biz akademisyenler olarak sektör çalışanlarının ihtiyaçlarına hitap ederek bu eksikleri kapatmaya çalışıyoruz. Kauçuk Derneği'ne bize böyle bir imkan sunduğu için ve şirketlerimize de böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ederiz. Kurslarımıza geliyoruz. Eğitmenlerimiz gayet iyi. Ortam çok güzel hazırlanmış. Eğitmenlerimize gereken her türlü bilgiyi alabiliyoruz. Hepsi deneyimli ve bilgili. Onlara herhangi bir sorunumuzu sorduğumuz zaman her türlü katkıyı bize sağlayabiliyorlar. Hepsine şirketim ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Ve bu seminerlerin devamını bekliyoruz. Üretim şekli değişti. Ama değişmeyen bir şey var ki, kauçuk sektörünün en önemli problemi geri dönüşümün olmaması. Yani vulkanizasyonu yaptıktan sonra artık yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Malzemeniz ya iyidir ya da kötüdür. Belki az kötü, çok kötü olabilir ama özellikle benim çalıştığım üretim dalında, lastik prosesinde kötü, az kötü, çok kötü kavramı gibi bir şey olamaz. Çünkü sonuçta siz bunlarla araçlarda insanlar taşıyorsunuz, can güvenliği var. Eğer bir malzeme kötüyse demek ki yani sizlerin çalıştığınızı... Kauçuk Derneği'nin düzenlemiş olduğu eğitimler son derece başarılı geçiyor. Bu eğitimlerde verilen bilgiler her zaman için fabrikalarımızda, kendi işletmelerimizde kullanabileceğimiz bilgiler. Farklı disiplinlerde bir araya gelmiş insanların sorunlarını tartışıyoruz. Hocalarımız bunlara yardımcı oluyor. Buralardan kendi fabrikalarımıza, kendi işletmelerimize pek çok sorunu çözümlemiş olarak gidebileceğimizi düşünüyorum.
Kavuşuk Derneği'nin ilk verdiğimiz eğitiminde katılanların yaklaşık olarak da 1/3 eski işveren arkadaşlarımızdı. Senelerde bu mesleğe vermiş kişiler ve genelde yanlarında yeni teknik elemanlarını da getirdiler. O zaman bu kauçuk kitaplarımız falan basılmamıştı. Tekstil notları elden dağıtıyorduk. Birinci arada patron arkadaşlarımızdan biri yanıma yaklaştı ve Turu Bey, bir şey dağıtacaksın sen teknik. Bu benim yanındaki çalışan adamın bizim yanımızda ne kadar kalacağı belli değil. Sakın ha ona verme, onunkini de bana ver dedi. Yani böyle bir anlayışla başladık. Bugün artık neyi sorarsan, kime sorarsan sana bilgiyi internetten akıtıyor, dokümanla akıtıyor, satıcı firmalar akıtıyor. Dolayısıyla çok muhakkak ki çok daha bilinçli bir noktaya geldik. Karşımızda pırıl pırıl yetişmiş elemanlar görmek bizi gururlandırıyor. Biz Reko Kauçuk Sanayi firması olarak 2002 yılından beri faaliyet gösteren teknik kauçuklar üretim yapan bir firmayız. Böyle bir firma olmamıza rağmen piyasaya kendi formülasyonlarımızı istenilen şartnamede üretmemize rağmen biz, ben dahil olmak üzere tüm personelimizi işe girdiği andan itibaren Kauçuk Derneği düzenlemiş olduğu elastomer teknolojisi 1, 2 ve 3 eğitimlerine düzenli olarak gönderiyoruz. Bu eğitimler bize ne kazandırıyor? Bir defa sektörde insanların standart bilgiye sahip olmasını, personelimizin aynı dili konuşabilmesini, yanlış bildikleri, geçmişten gelen bilgileri düzeltmelerini sağlıyor. Ve hatta 5-6 sene önce katılan arkadaşlarımızı tekrar göndermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Maliyet olarak bir firmanın rahatlıkla karşılayabileceği ve kesinlikle çok faydalı bilgiler olduğu bir eğitimden düzenlenmiş olmasına ötürü Kauçuk Derneği çalışanlarına teşekkür ederim. Sektördeki diğer insanların da bu fırsatı değerlendirmelerini, bu işi desteklemelerini bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kauçuk sektörü. Hep beraber sanayisi, doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kauçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.